şey yapabilirsin. Yapabilirsin. Ben her bir de anlatayım ya da. Evet, Melen çayı üstünde balıkçıl kuşumuzu duyarlı bir vatandaşımız ağzında misinayla gülünce bize getiriyor. Yaptığımız tespitlerde de tuzak olarak bırakılan oltamızın iğnesinin kursağa kadar gittiğini görüyoruz ve iple birlikte bir bütünlük arz ediyor. Birkaç gündür beslenemediğini görüyoruz balıkçıl kuşumuzun. Hayatı risk altında. Ve bu balıkçılarımıza da bir uyarıda bulunalım ki tuzak olarak oltalarımızı bırakmasınlar ya da kopan oltalarımızı alsınlar. Bu şu anki tespitlerimize göre balıkla birlikte yuttuğu oltanın daha sonra mideye batması şeklinde bir vaka şeklinde görülüyor. Evet. Evet, Düzce ilimiz Cumayeli ilçesi Yukarı Avlayan köyünde ikamet eden Melen Çayı'nın kenarında konuşlanmış bir köyün halkından Erdi Şahin ve Ünal Yıldız adlı vatandaşlarımız balıkçıl kuşunun ağzında misina görünce hayatının zorlu olduğunu görüyorlar ve bize getiriyorlar. Biz de yaptığımız tespitlerde tuzak olarak da melen çayına bırakılmış, balık avlama amaçlı melen çayına bırakılmış oltanın misinasıyla birlikte kancasının, yani oltanın kendisinin balıkla birlikte yutulması sonucu balıkçıl kuşumuzun hayatının riske edecek şekilde iç organlara yerleştiğini tespit ettik. Duyarlı vatandaşlarımız onu hayata döndürmekle ilgili gösterdikleri bu hassasiyete biz de cevap verelim dedik ve kendisini opere ettik. Aldık. Bizim buradan vermek istediğimiz mesaj şu, özellikle avcılarımıza kesinlikle kopan oltalarını tespitini yapsınlar, alsınlar. Doğaya zarar veriyor, sucanlarına zarar veriyor, kuşlara zarar veriyor ve tuzak olarak da olta bırakmasınlar. Çünkü oltanın ucundaki işte akşamdan bırakılmış ya da bir iki gün önce bırakılmış oltaların üzerindeki ağzında kanca olan balıkları, bu balıkçıl kuşları yiyerek bunların da hayatının riske edildiğini şu andaki örnekte olduğu gibi görüyoruz. Bunları yapmasınlar, özen göstersinler, tabiata saygılı olsunlar. Tabiat sadece insanoğlunun değil, avcıların değil, bütün canlıların.